Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün videomuzun konu Huawei Nova Y90 modeli. Tasarımıyla Mate serisini oldukça andıran ve açıkçası yine Huawei'nin şık tasarım hatlarını konuşturan bir ürün olmuş. Peki özellikleri nasıl ve bize neler sunuyor? Huawei Nova Y70'in tasarımını gerçekten çok beğendim. Zaten orta segmentteki Huawei akıllı telefonlar da tıpkı amiral gemisi modellerde olduğu gibi benzer şık tasarım hatlarına sahip oluyorlar. Çünkü bunu korumak gerçekten önemli. Bir firmanın tasarım çizgisinin oluşması ve bunun yıllar içerisinde bir geleneğe dönüşmesi Huawei'de gördüğüm ve takdir ettiğim özelliklerden biri. Tabii ki Huawei'nin Mate serilerinde veya P serilerinde gördüğümüz Arka tarafta cam kaplama veya metal çerçeveler gibi özellikleri barındırmıyor Y90. Bu da orta segment bir akıllı telefon olmasıyla açıklanabiliyor. Ama plastik olması tabii ki orta segmentte alışılageldik bir durum ve kesinlikle buradaki malzeme seçimi iyi yapılmış. Kaliteli bir malzeme kullanılmış. Çok güzel renklendirilmiş ve bu akıllı telefonun güzel görünmesi için şirket elinden geleni yapmış. Ki zaten arkadaki kamera düzeni eğer Mate 40'ları çok seviyorsanız neredeyse birebir onunla benzeşiyor. Alt tarafta da tatlı bir Huawei logosu var. Bizim elimizdeki model siyah model. Bunun mat siyah bir rengi var ve çok hafif gradiyel geçişlerle beyaza dönüşebiliyor bazı yerleri. Ama bunu tabii ki ışık koşullarına göre kendiniz görmeniz gerekiyor. Genel olarak mat siyah modelini gerçekten çok beğendim ben. Telefonun ağırlığı 195 gram ve 6.7 inçlik gerçekten geniş bir ekranı var. Buna rağmen çerçeveler 8.4 milimetrede kalmış. Geniş batarya ve geniş ekranla beraber bu milimetrelerin genelde biz orta segmentte 9 milimetreleri aştığını sıklıkla görebiliyoruz ama Huawei burada tasarımı hem elinizde rahat oturacak şekilde ayarlamış hem de çerçeveleri de ince tutmuş. Açıkçası tasarım açısından Huawei Y90'ı ben gerçekten çok beğendim. Ekrana geçersek 6.7 inç olduğunu zaten söylemiştim az önce. IPS LCD paneli var ve 90 Hz tazeleme hızını destekliyor Y90. Dokunma örneklemeye geldiğimizde ise bu hız 270 Hz'e kadar çıkıyor. Bunun avantajı şu. Hem oyunları 90 Hz'de hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Hem de parmak hareketlerinizin ekrandaki etkisi de çok hızlı olduğu için oyunlardaki tepki süreniz de bununla bağlı olarak düşüyor. E bu da daha başarılı oyun seansları anlamına geliyor. Veya daha iyi bir oyun deneyimi anlamına geliyor. Huawei Y90 zaten hem günlük işleriniz için hem de oyunlarınız için satın alabileceğiniz bir orta segment akıllı telefon olduğu için bu noktada hem ekran hızı tarafında hem de ekran örneklemesi hızı tarafında iyi seçimler yapılmış. Bunu söyleyebilirim. Ekranın kasa oranı ise %94. Bu çok iyi bir oran. Zaten üst tarafta bir tane nokta çentik var. Onun dışında çerçeveler de ince tutulmuş. İnce çerçeve zaten Huawei'nin en önemli özelliklerinden biri. Genelde akıllı telefonların tasarımlarında orta üst segmentte, orta segmentte ve üst segmentte ince çerçeveli telefonlar telefonları kullanıyorlar. Bu da onlardan biri. Giriş çıkış portlarına baktığımızda alt kısımda sim kart yuvası var. Onun hemen yanında bir mikrofon var. Tip C bağlantı noktası ve mono hoparlörümüz var. Telefonun sol tarafında hiçbir şey yok. Burası tamamen dümdüz. Sağ tarafında ise güç tuşuyla ses açma kapama tuşu yer alıyor. Üst kısımda ise ahizemiz, 3.5 mm jack girişi ve bir adet mikrofon daha yer alıyor burada. Telefonda işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 680 kullanılmış altın örmetre üretim sürecine sahip bu işlemci platformunun 4 çekirdeği yüksek performanslı çalışırken diğer 4 çekirdeği ise verimlik odaklı çalışıyor. Ulaşabildiği en yüksek saat hızı ise 2.4 GHz. Yine Snapdragon 680'e bağlı GPU biriminin modeli ise Adreno 610. İşlemcinin testlerine baktığımızda telefonun genel performansına baktığımızda kendi sınıfındaki cihazlarla benzer bir performans verdiğini görebiliyoruz. Ama Huawei'nin özellikle oyun tarafında ve diğer yazılımlarda yaptığı optimizasyonları da es geçmemek gerekiyor. Ben Huawei'nin pek çok orta segment telefonunu bugüne kadar denedim. Oyun gibi yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalara özel ayarlar uygulayabiliyor ve oyun modunda bunları çalıştırdığınızda iyi performans alıyorsunuz. Ben bugüne kadar Huawei'nin pek çok hem üst segment hem de orta segment akıllı telefonunu inceledim, denedim, deneyimledim ve bu noktada özellikle oyun için bu akıllı telefonları alıyorsanız sizi üzmeyecek bir performans sağlamayı başarıyorlar. Kameralara geçtiğimizde ise arka tarafta Mate serisine özellikle Mate 40 serisine çok benzeyen bir kamera tasarımı buradaki halka tasarımı görüyoruz. Bu benim çok hoşuma giden bir kamera tasarımı ama tabii ki sizin tercihleriniz farklı olabilir. Şimdi kameraların özelliklerine gelirsek Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f1.8 diyaframı bulunuyor. Otomatik fokus destekliyor. 2 megapiksellik bir makro kameramız var. Bir de 2 megapiksellik derinlik algılayabilen yardımcı kamera var. Ön kamera ise 8 megapiksel ve f2.0'lık diyaframı var. Huawei Y90 buradan anlayabileceğiniz üzere Ana kamera odaklı bir akıllı telefon. Makro kamera zaten biraz daha eğlencelik bir fotoğraf modunu bizlere sunarken derinlik algılayabilen yardımcı kamera bu akıllı telefonun ana kamerasıyla çok daha iyi portre fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ben gün ışığında da ışığın azaldığı ortamlarda da ana kameranın performansını son derece yeterli ve iyi buldum. Özellikle açık ve güneşli havalarda çok iyi bir performans sergiliyor. Bunun dışında ön kamera hiç fena değil. Sosyal medya için kullanabileceğiniz gayet yeterli bir kamera olmuş. Ama bu akıllı telefonu satın almayı düşünüyorsanız ana kameranın çok iyi olduğunu söylemem gerekiyor. Diğer kameralarsa ona eşlik ediyorlar. Video olarak da tabii ki tam bir video telefonu diyemeyiz. Bunun için daha yüksek seviye Huawei akıllı telefonlara göz atmanız gerekiyor. Yine sosyal medyada kullanabileceğiniz 1080p formatında pek çok video çekebilirsiniz. Bunlar da zaten çok güzel görünecektir ama ben 4K'da çok sağlam videolar çekmek istiyorum diyorsanız Mate serisine ve P serisine bakmanızı öneririm. Yazılım tarafına baktığımızda Huawei'nin kendi çekirdek yazılımlarını kullandığını ve App Gallery üzerinden uygulamalara ulaştığımızı zaten artık biliyorsunuz. App Gallery'e her geçen gün yepyeni uygulamalar ekleniyor ve özellikle bu alanda yerel uygulamaları da kapsayacak şekilde Huawei genişlemesini sürdürüyor. Ama bunun dışında tabii ki Google Play Store'dan aşina olduğunuz pek çok uygulamayı da rahatlıkla Huawei akıllı telefonlara yükleyebiliyorsunuz. Daha önceden sizlere bu konuda pek çok farklı rehber gösterdik. Pek çok farklı akıllı telefon incelemesinde bu işlemleri nasıl uygulayabileceğinizi anlattık. Netflix gibi, YouTube gibi uygulamaları Huawei akıllı telefonlarda rahatlıkla açabiliyor, kullanabiliyor ve işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bunun dışında Google merkezli uygulamaları kullanmak istiyorsanız da G Space gibi seçenekleriniz var. Yani Huawei bir akıllı telefon aldığınızda uygulama yok anlamına gelmiyor. Hem App Gallery'de tonlarca uygulama var. Zaten Huawei App Gallery her geçen gün genişliyor ve kendini geliştiriyor ama bunun dışında zaten Android dünyası içerisinde halen olduğunuz için pek çok uygulamayı rahatlıkla APK olarak indirebiliyor, kurabiliyor ve onları kullanabiliyoruz. O yüzden Huawei bir akıllı telefon aldığınızda hem Huawei'nin kendi merkezi sistemleri Petal Search gibi, Petal Maps gibi Huawei App Gallery gibi hizmetleri kullanabiliyorsunuz. Hem de Android dünyasında kullandığınız bütün uygulamaları yine burada kullanabiliyorsunuz. Özetle fiyatı 6000 TL olan bir akıllı telefon Huawei Y90 ve Huawei'nin girişte orta segment arasında bulunan önemli bir akıllı telefonu. Çünkü bu fiyat segmentindeki akıllı telefonlardan beklediğimizden bana göre fazlasını sunmayı başarıyor. Eğer siz de bu akıllı telefonu satın almayı düşünüyorsanız Huawei'nin web sitesine bir uğrayabilir veya Huawei deneyim mağazalarında Y90'ı görebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.